neden önemli? Çünkü geleneksel yayıncıların ürettiği içeriğe bir defa muazzam artık bir kullanıcı içerik katkısı var. İşte burada kişiye, gruba özel içerik düzenleyebilme olanağı veriyor. Televizyon, radyo program akışlarını ya da işte talep bazlı içerik gösterimleri yapması gerekiyor. Çünkü yeni medyada geleneksel yayıncılar bunu mümkün kılıyor, yeni medya onlar için. İşte gazeteler artık birer radyo televizyon haline dönüşüyor. Milliyet'in Milliyet TV'yi izliyorsunuzdur değil mi? Milliyet TV yazıyor. Guardian TV, Telegraph TV var İngiltere'de. İşte televizyon, gazete, radyo oluyor. Habertürk şey yapıyor bunu. Radyo, gazete, televizyon oluyor. İşte şeyin, TRT'nin sitesine girerseniz artık bir gazetenin internet sitesinden farkı yok. Haberler giriliyor, işte onlara şey ekleniyor, metin ekleniyor, içerik ekleniyor. Böyle farklı formatlarda hibrit yayıncılık yapmaya başlıyorlar artık. Kullanıcıların ürettiği blog gibi içerikleri, fotoğraf yükleme gibi özellikleri, video gibi özellikleri de kullanıcı üretimi içerikleri kendi şeylerine de eklemleyebiliyorlar. Onlara ev sahipliği yapıyorlar. Mesela Radikal'in son şeyini görüyor musunuz? Mesela Twitter'da bir şey atıyor, sonuna bir hashtag ekliyor. Etiket ekliyor, ne diyorsun diye. Mesela bir haber yazıyor, işte atıyorum, Efes Bilsen Van La Festival'den sponsorluğunu çekme kararı aldı. En sonunda bir hashtag ekliyor, kendi Radikal'deki linkini de ekliyor, ne diyorsun diyor. Yani soru soruyor sana. Çok önemli, güzel bir şey, iyi bir geleneksel medya, yeni medya şeyi, entegrasyonu. Ve işte yepyeni yayıncılık konseptleriyle daha fazla rekabet ve işbirliği olanağı tanıyor. Mesela işte Digiturk için artık Apple TV, Netflix, Hulu, Google TV birer rakip. Ama onlarla mesela şunlarla işbirliği yaparak, Netflix, Hulu gibi şeylerle işbirliği yaparak, çünkü bunlar dünyadaki şeylerin, dizilerin, filmlerin, bilmem nelerin falan bu yeni medyadaki haklarını satın alıyorlar şimdi. Bunlar dev artık dağıtımcı tekelleri haline geliyorlar. Dolayısıyla sen de eğer yeni medyada rekabet etmek istiyorsan bunlardan satın alıyorsun ya da bunlarla işbirliği yapmak durumundasın. Bir de şeye bakmalılar bence, bu Dizimark, Diziport gibi falan korsan sitelere bakıp oradan bir gelir modeli çıkartmaları lazım. Ve sosyal medya entegrasyonları sayesinde yeni ve daha angaje izleyiciler kazanma fırsatı. Buna sosyal TV deniyor, televizyon 2.0 deniyor ya da. Bu şöyle bir televizyon istiyorum. Ben diyelim bir Fenerbahçe Galatasaray ya da Fenerbahçe Beşiktaş maçı olduğunda, işte mesela Kahraman Beşiktaşlı, Kahraman, ben, işte birkaç tane daha arkadaşımız kendi evlerimizde televizyon seyrediyoruz. Kahraman iPad'inden seyrediyor, ben evde seyrediyorum bilmem ne. Alttan şöyle bir ekran olsa, mesela Beşiktaş gol attığında Kahraman bana oradan bir mesaj gönderse, ama bunu sadece 3-4 kişilik bizim grubumuz görse, mesela Galatasaray gol attığında ben Kahraman'a tatlı tatlı takılsam, gerekli de birbirimize küfür etsek, şey yapsak, ama bunu sadece bizim gördüğümüz, sadece bizim tarafımızdan olan bir şey olsa, çünkü benim şimdi Kahraman'la bizim bir şekilde buluşma şansımız var ama benim çocukluk arkadaşlarımın bir kısmı Balıkesir'de, bir kısmı İzmir'de, bir kısmı Ankara'da, bir kısmı yurt dışında. Ama herhangi bir Galatasaray'ın işte Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta maçı olduğunda hepimiz televizyonun başına oturuyoruz. Hepimiz ya da işte bir yerden izlemeye çalışıyoruz. Bizi birbirimize bağlayacak bir konsept, ki ona işte sosyal TV konsepti deniyor.